delikanlılar, İslam'ın gençleri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, onlar da namaz kılarken, tekbir getirirken, Allahu Ekber derken söz veriyorlar. Ya Rabbi diyorlar, biz Kur'an-ı Hakim'den edep ayetlerini, iffet ayetlerini okuduk. Bir surede bize iffetin anıtı olarak, abidesi olarak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyorsun ya Rabbi. Biz senin buyrukların, senin talimatlarından ayrılmayacak. Önümüzde kadınlar böyle serilmiş olsa da, bedenlerini sokakta yürürken birileri arz etmiş olsa da, asla Yusuf Aleyhisselam nasıl onlara dönüp bakmamış, iffetini, imanını korumuştu. Asla sana ihanet etmeyeceğiz ya Rabbi. Hazreti Yusuf'un imtihanı bizim imtihanımızdan daha zordu Allah'ım. Sen Kur'an-ı Kerim'de bize en zor olanını anlattın ya Rabbi. Bir kadın vardı, onu evine alan bir kadın, onu büyüten bir kadın. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ Kadınlar, o kadın kapıları, pencereleri kapatıp makamı, mevkisi olan kadın Yusuf Aleyhisselam'ı çağırınca, nasıl Yusuf قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ ben Allah'tan korkuyorum dediyse, namaz kılarken Allahu Ekber diyen kulun şimdi 18'inde, 20'sinde sokağa çıktım, telefonda, önümde, anfide, her yerde onlar kendi suretlerini, bedenlerini arz ediyorlar. Ama Yusuf'un imtihanı Aleyhisselam benden daha zordu. Yusuf Aleyhisselam sana ihanet etmedi. Ben namazda Allahu Ekber diyerek sana söz veren kulum, ihanet etmeyeceğim ya Rabbi diyorsun. Peşinden geliyorlar. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ مِنْ دُبُرٍ Arkadan, gömleğiniz arkadan yırtılıyor. Bir kadın üzerinize geliyor, arkanızdan geliyor. Bütün kapılar kapandığı halde geliyor. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ İkisi de koşuyor. Kadın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la beraber olmak için koşuyor. Ama Yusuf kapıya, kadından kaçar. Onun için, kadından kurtulmak için, Allah'a ihanet etmemek için koşuyor. Yusuf Aleyhisselam Allahu Ekber diyerek söz vermişti. Ya Rab, önüme ne kadar engeller çıkarsa çıksın, onlar bahane olmayacak. Şimdi وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ مِنْ دُبُرٍ Ardından bir kadın geliyor. Gömleğim arkadan yırtılıyor. İşte kapıdayım, kaçıyorum, sana geliyorum. İffetimle, imanımla geliyorum ya Rabbi. Allahu Ekber diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, sizler Rabbimize bunun sözünü veriyorsunuz. Allah'a bu sözü veriyoruz. Rabbimin huzurunda ben şöyle bir zamanda, şöyle bir asırda, şöyle bir çağda yaşadım diye vallahi bahaneniz olmayacak. Olmaz. İmanına sahip olacaksın. İffetine sahip olacaksın. Eğer bu yola geldiysen, Resulullah Aleyhisselam'ın izinde yürüyorsan, imanın gibi iffetin olacak. Yoksa durma, yoksa durma kardeşim. İlmin safında durma, bu safta durma. Evvela imandan sonra senin iffetin olacak. Kimsenin bahanesi olmaz, olamaz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bak, kapıya doğru koşan o delikanlıya bak. Senin gömleğin arkadan yırtılacak azizim. Eğer senin gömleğin önden yırtılırsa Allah sana cenneti göstermeyecek. İhanet etme. Resulullah'a ihanet etme. Sallallahu aleyhi ve selleme, Mus'ab bin Umeyr'lere, Sa'd bin Ebi Vakkas'lara ihanet edemezsin. Bu safta duruyorsan ihanet edemezsin. Eller, eğer bu safta duran
kendini imana, kendini İslam'a isnat edip de bir kadına helali olmadığı halde elini sürer, bir çocuğa elini sürerse o namazda Allahu Ekber diyenlerin eli onlar kahrolsun diye kalkarlar.